Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Videodan önce şunları belirtmek isterim ki COVID-19 salgını nedeniyle arkadaşlar hepimizin oldukça canı sıkkın. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hiçbir sağlık sorununuz yoktur. Fakat bu süreç daha devam edecek gibi gözüküyor. Ben bu süreçte size elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Biraz aksatmış olabilirim videolarımı. Malum beni de anlayışla karşılayın, hani okul durumları vesaire, kişisel kendi sıkıntılarım vardı. Onları aşmaya çalışıyordum. Ama umarım bu COVID-19 da zamanı gelince bitecek. Benim kendi sıkıntılarım da bitecek. Ama bizim YouTube kanalımız ilerlemeye devam edecek. Şimdi arkadaşlar, COVID-19'u da konuştuğumuza göre gelelim konumuza. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar canlılar. Moryo kurdu. Yani çok besleyici bir canlı yem. Kurtlar arasındaki hatta en besleyicisi. Size şimdi bunun bakımı, üretimi vesaire hakkında bilgi vereceğim. Bunlar Moryo kurdunun yataklı arkadaşlar. Burada Moryo kurtlarımız var. Bakın şöyle göstereyim. Un kurduna göre bir hayli büyük. Şimdi bu Moryo kurdu verirken dikkat etmeniz gereken bir şey. Yani ben buna çok uymuyorum ama her zaman söylerim. Benim dediklerimi yapın arkadaşlar. Yaptıklarımı değil. Canlınız eğer Moryo kurdu yemeye alışkın değilse, Moryo kurdu çok böyle agresif bir yem olduğu için canınızı sıkıntıya sokabilir. Bazı arkadaşlar canlı ısırdıktan sonra Moryo'nun kafasını eziyorlar. Benimki çok iştahlı olmadığı için bırakayım da kendi yesin diyorum. Ezmiyorum kafasını. Yani ben bir sıkıntıyla karşılaşmadım ama benim aldığım üretici de o şekilde yapıyormuş. Ama siz yine de bu hususa çok dikkat edin. Çünkü gerçekten çok agresifler. Böyle bildiğiniz koskoca leopar gecko'ya kafa tuttuğuna şahit oldum. Bunların beslenmesi arkadaşlar un kurdu gibi. Bakın içinde yataklıkta havuç, kabak vesaire. Besliyorsunuz arkadaşlar. Yataklık kaba kepekten oluşuyor. İçine işte buğday ruşu yemi, mısır unu, cart unu, guleta unu bilmem ne vesaire bir şeyler yapabilirsiniz. Hazır yataklıklar da satılıyor. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Mesela şurada görmüş olduğunuz yataklık hazır yataklık. Bunu da aldım. Moryo kurdunu aldım. Üretici her seferinde yanında getiriyor sağ olsun. Bu şekilde Moryo kurtları un kurtlarına göre bir hayli pahalı. Tanesi 50 kuruşla 20 kuruş arası değişiyor arkadaşlar. 20 kuruşa bulmanız çok imkansız. Ben sadece buluyorum. Hani genelde 50 kuruşa satılıyor. Un kurduna göre çok besleyici arkadaşlar. Un kurdu hamburger patatesse bu böyle nasıl desem Nusret burgeri, yani öyle söyleyeyim. Daha böyle sağlıklı. Hani ne olduğu belli değil yani öteki un kurdunun, böyle çer çöpü çok fazla. Zaten o besin değerlerini de paylaşacağım. Şimdi bunu üretmek için bakın şurada böceklerini görüyorsunuz. Bu böcekleri de ben sırf sizin videoda hani görebilmeniz açısından ürettim. Yoksa ben Moryo kurdunu zaten ucuza alıyorum. Üretmeyi düşünmüyorum. Zaten Moryo kurdunun böcekleri çok iğrenç geliyor bana. Çok ürkütücü. Böyle gördüğünüz gibi. Un kurdu böceklerinden de bir hayli büyük. Ve ısırabildiklerini rivayeti var ama ben hani sağ olsun cımbızım. Şöyle göstereyim cımbızımı da sizlere. Bir kere daha. Cımbızım sağ olsun hiç temas etmiyorum. Şimdi bunları böcek haline nasıl dönüştürüyorsunuz? Un kurtlarında pupa oluyor işte yataklığın içinde. Şöyle yataklığı karıştırıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz pupalar var. Ha bu böcek olacak. Böcekleri ayırıyorsunuz. Ayırmaya da bilirsiniz. Hani un kurdu böcek bir arada bakılıyor ama bunlar o konuda hassas canlılar. O kadar vahşiler ki arkadaşlar buna birbirlerini yiyebiliyorlar. O yüzden durmadan bir hareket halinde olmak zorundalar. Şimdi şu an bir tane kendim bir şey yaptım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi balıkçıların, takıcıların falan kullanmış olduğu organizer var. Bu arada benim oldukça fazla balığa ilgim olduğu için bu malzemelerden elimde hep oluyor. Bunları arkadaşlar tek tek ayırıyorsunuz. Tek tek ayırma sebebimiz daha demin dediğim gibi yamyamlık vesaire durumlar olabiliyor. Onlar da kendilerini güvende hissediyorlar tek başına olunca. Ancak o zaman pupa yöresine geçiyorlar. Ne kadar sürdüğünü tam olarak ölçmedim ama un kurduna göre bir hayli sürüyor. Pupaya dönüşmesi yaklaşık bir ay sürüyor. Pupadan böceğe dönüşmesi de bir o kadar sürüyor diye tahmin ediyorum. Ama hani tam hangi pupa hangisi böcek işte tam hatırlayamadığım için.
Pupasını da göstereyim. Şurada bir tane pupa var. Bunu da sizin için videoda. Bu yakında böceğe dönüşür arkadaşlar. Bu pupa. Bunu da böyle böceklerin arasına koyuyorum. Böcekleri eğer güzel beslemezseniz pupaları hatta birbirlerini bile yiyebilirler yani. Moryolar biraz sakat olan hayvanlar. Şimdi arkadaşlar böyle ayırdınız. Karşılaşabileceğiniz sıkıntılardan bahsedeyim size böyle ayrıldıktan sonra. Mesela şurada siyah görüyorsunuz bir tane. Bu arkadaş ölmüş. Şöyle bakın, yuvarlak olanlar pupa olmaya yakın demektir. Zaten pupa da o şekilde duruyor. Onlar bir süre sonra bakıyorsunuz pupa olmuş. Mesela bu arkadaş yeni büyük ihtimal. Böyle arada yoklayabilirsiniz çok yuvarlak olmamışları. Bu arkadaş ölecek herhalde. Niye sebebi yok yani. Hani niye ölecek diyorsanız bu zaten ölmüş. Karananlar ölmüş demektir. Bu arkadaşı bilmiyorum. Bunu da çünkü yerim çok şey olmadığı için bunları arkadaşlar ölüleri atayım ki yerine canlı sağlıkları koyayım. Bir an önce çok sayıda böcek üreteyim diye bakıyor üreticiler. Bunun böyle çok büyük üretim yapacaksanız pet bardak alıp ona da koyabilirsiniz. Zaten tırmanamıyorlar. Pet bardak bir sürü aldınız işte içine az miktar kaba kepek koyup ayrı ayrı o şekilde de üretebilirsiniz. Yani öyle bir şey limitiniz yok. Ben burada işte 9'lu bir tane organizer. İşte arada bölme yerleri var. Daha da fazla bölebilirim ama yani ben dediğim gibi video amaçlı size göstermek için yaptım tamamen. Bu şekilde canlılar moruyu kurtları. Dediğim gibi başta canınızı beslerken dikkat ederseniz ne ala vermeniz gereken bir yem. Zaten birazdan yeme videosu da koyarım şu an buraya. Canınızı yerken dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Başka da düşünmeniz gereken bir husus yok. Sürekli bununla da beslemenizi tavsiye etmiyorum. Birazcık da böceklerle beslemeniz gerekiyor ama Moria kurdunun böceği değil. Hani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Hamam böceği türleri, tartara, dubia vesaire. Bunların böceklerinin un kurdu da bu şekilde. Moria kurdu da bu şekilde. İkisinin de hiçbir besleyici değeri yok. Sadece kurt halleri çok besleyici. Böcek hallerinin kitin tabakası çok yüksek olduğu için hem sindirmesi vesaire zor olduğunu duydum. Artık onları da bir dahaki başka bir videoda araştırır söyleriz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.